Merhaba arkadaşlar, Sağ Şerit kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere FedEx firmasında devam yolculuğumuz devam ediyor. İşler güçler devam ediyor. Ama şöyle bir gelişme var. Amazon firmasında tanıdık bir arkadaş var. Tanıdık bir arkadaşın sayesinde Amazon firmasına geçebilirim. Bu yani FedEx'te son yüklerim olabilir, son seferlerim olabilir. Haydi bismillah diyelim. Oyuncak götürüyoruz Las Vegas'a. Elko'dayız. Amazon firmasında reefer kasaya geçeceğim. Reefer kasa yaparsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yaz sezonu da geldiği için, kendiniz de biliyorsunuz zaten. Yaz sezonu gelince bilenler iyi bilir. Güzel para kaldırabiliyorsun böyle reefer kasada. Ama tır hangi tır olacak bilmiyorum. Onu zamanla göreceğiz. Yani Volvo'da mıyız ya da ne bileyim hangi kaslı tırı kullanacağım. Bir bilgim yok. Daha doğrusu. Umarım hakkımızda hayırlısı olur arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir durum var. FedEx'in verdiği parayla yani daha zor oluyor. Ama Amazon'un yani Amazon herhalde daha çok para verecek gibi. Şu an o aşamalardayız. Gerçekten güzel bir tır. Walmart'tan aldık yükümüzü. Las Vegas'a doğru gidiyoruz. Las Vegas eğlenceli bir eyalet. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Araç muayenesine geçiyor. Geçelim. Bakın mesela kırmızı yanıyordu VPS, şimdi yeşil oldu. Hemen camın yukarısında üst tarafta mavi olan, şimdi yeşil yukarıda, mesela yeşil yandı, demin kırmızıydı. Güzelce muayenemizden de geçtik. Polis amcalar sıkıntı yok dedi, geçebilirsin dedi. Akşam seferindeyiz. Tabii ki etraf çok net görünmüyor. Karanlık her yer, gece vakti. Yani yeni gelişmeler de böyle arkadaşlar. Amazon'dayım.
Yani Amazon'a geçmeyi herhalde yani garantileyeceğim gibi, çünkü Amazon'un verdiği para daha iyi. Mesela şey problemi yaşıyorum ben. Hani bu yokuş yukarı, hafif yokuş yukarı meyil olunca, yani yokuş yukarı hemen gaz kesiyor. Kasaya geçince de arkadaşlar şey durumu var, eksi dereceleri olduğu için mesela yüke göre dereceyi de ayarlamak gerekiyor. Ya tabii ki de bu firma bize bunu gösterecektir. Mesela diyecektir, hani mesela diyelim ki dondurma götürüyorum, diyecektir dondurmayı eksi mesela diyelim 35 derecede götür. Olsa da şu etrafı bir güzelce görsek. Tabii ama böyle gece seferi de denk geliyor arkadaşlar. Sıfır geçti o ya.
yavaş. Of 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 of. Aman aman. Bir şey olmadı Allah'tan. Yani bir tarafa da fırlayabilirdik. Yani bizi bir tarafa atabilirdi yani. Allah'tan onu yaşamadık. Yavaş yavaş şöyle salalım aracı. Güzel mola yeri. Benzinimiz var. İdare ediyoruz. Amazon kasada tır geçti bu arada yanımızdan. Gökyüzü çok güzel gözüküyor. Evet. Gaz kesiyor. Devam devam. Bakacağız sefer sonunda arkadaşlar ne kadar kazandık kilometre başına, onu hesap yapacağız. Tabii ki Las Vegas'a sağ salim gidersek. Evet, yavaş yavaş gündüz oluyor. Sevindiğim bir durum. Biraz da etrafı izleriz. Yani geçecek, bakın geçecek yerde, ha bak kaza oluyordu yani, hani geçecek yerde geçmiyorlar. Viraja doğru giriyorum, beni sollamaya çalışıyor. Belki görmüşsünüzdür aynada. Hani yani mantık işi değil ya gerçekten. Güzel görünüyor be. Hı? Gerçekten. Ama yine.
Lambadan evet. İli. İli. Eyaletindeyiz. Güzel görünüyor. Böyle sabaha karşı da olması, gökyüzünün mavi ile turuncuyla kırmızı karışık görüntü vermesi güzel. Bakın şöyle arkaya doğru. Hoş bir görüntü. Bu lamba bugün yanar mı? El freni çekelim. Dön dayı, kurtarıyor hani. Hani. Ne yapıyor? Ona da mı yanıyordu ya? Gerçekten çok güzel. Yavaş gel. Maşallah da uçuyor ya. Jet ya. Oo, yol da çok güzel. Dikkat edilmesi bir yol. Yani edilmesi gereken bir yol arkadaşlar. Mesela şurada hafif fren. Güzel yer gerçekten. Las Vegas yollarında devam. Çok da güzel görünüyor. Selamlaşıyoruz. Ya bazıları selam alıyor bu arada. Şimdi bak selam verdi arkadaş. Şunu da deneyelim. Evet o da verdi. Yol 70'lik ama 50 ile gidiyoruz. İleride bir sıkıntım var anlamadım. Ya da yol tıkalı da olabilir.
gaz verelim arkadaşlar. Hani demin bayağı bir yavaşladık. Hoş, yavaş. Ben buradan sağa dönecekmişim. Güzel, çok güzel, tatlı bir yer. Şöyle bir benzin alalım. Çok dar yani. Benzin istasyonlarının girişi çok dar. Şurayı kurtarabilirim ama. Diye umuyorum. Umarım. Yani. Şöyle bir tankımızı dolduralım. Evet, $494 tuttu. 121.40 galon aldık. Dorsey'i de burada vurmayız umarım. Gerçekten Dorsey'e evet bir tık değdirdik. Las Vegas'a doğru dönelim. Geç dayı. Evet, $494 tuttu. İyi. Gayet iyi ya. Arkadaş. Olaya gel ya. Las Vegas'a inersek zaten arkadaş da orada Las Vegas'ta. Las Vegas'ta görüşeceğiz demiştim ona. Haberleşeceğiz yeni iş için. Bakacağız arkadaşlar. Bak bura, bu benzin istasyonu daha iyiymiş. Ya. Hani şimdi yani suç benim mi? Hani Eda'ya önün açık.
Yani önün açık, neden gitmiyorsun hani? Suç benim mi şimdi? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Ya tamam, anladım. Ya, polis de öyle bir yerde kontrol ediyor ki. Abi çek, benzin istasyonu var hemen orada değil mi? Benzin istasyonuna çek. Orada kontrol et adamı. Yolun ortasında yolu kapatıyorsun. Hani hiçbir şey olmasa. Hani hemen yan tarafa benzin istasyonu. Çek abi, konuş orada ne yapıyorsun. Yolu da kapatmanın bir anlamı yok. E bu öndeki dayı da birden durunca, çünkü karşı, tamam bunu da anlıyorum, karşı taraftan başka tırlar, araçlar geliyor. Ya ama hani yemeğinden biraz keserler. Yani öndeki dayıdan kurtulursam. Burada ne var ya? Kesin protesto var arkadaşlar. Evet, protesto gibi bir şey var gibi görünüyor. Las Vegas'a doğru gelmişken, ki yaşayacağız yani bu durumları. Las Vegas'a doğru yaklaşınca her şey olabilir. Baydın be bizi be. Baydın be bizi be. Ver baba şöyle gazı ya. Olacağını düşünmüyorum. Ama da ısrarla yavaş gidiyor. Las Vegas'a gelirsek biraz dinleneceğiz, alışverişimizi yaparız. Alışveriş yapmayı düşünüyorum. Oradan da arkadaşla buluşurum. Yükümü teslim ettikten sonra duruma göre bakacağız. Kendi firmamla da konuştum tabii bu arada. Onlar da söyledi, eğer böyle bir düşüncem varsa dediler, Las Vegas'ta kendi yerleri var Las Vegas'ta.
Oraya bırakabilirsin dediler. Jetmuş diyor. Ya güzel tır. Volvo gerçekten hoş bir tır. Umarım Volvo gelir. Eğer Amazon'a geçersem Volvo gelebilir. Yani umarım. Gelmezse de hayırlısı olsun. Evet. Kırmızıya bir daha yakalandım. Bir an şey dedim hani, düşündüm yani, karşıdakiler gelmiyor mu falan. El freni çekelim de rahatça. Yan artık be. Heh. Bazen şu Amerika'da trafik lambasını beklemek kolay gelsin dayıoğulları. Yani gerçekten adamın ömrünü alıyor. Bekle bekle, çok bekletiyor ya. Dayım odunları götürüyor. Sollanacak yer mi? Çok merak ediyorum. Şöyle karşıda şimdi bir adam gelse, bak yokuş yukarı gidiyorsun. Yani bir adam gelse bittin yani. Hani şu F-16 mıdır? Jet midir? Neyse. Uça uça bir hal oldu. Yani sollayabilir beni ama hani öyle bir yerde soluyor ki kazaya sebebiyet. Arada belki ben de kazaya karışabilirim. Yani o da tabii kaza yapmasın. Hani yani tehlikeli yerlerde sollama yapıyorlar. Ceza yemem. 70'lik yolda 80'i bulduk. Amerika'da af yok arkadaşlar. Neyse, onunla gideceksiniz normalde. Of. Virajda bir anda gelince. Virajların bir anda gelmesi hani manevra alışımı zora sokuyor. Bayağı da virajlı bir yol.
genişledi çok şükür. Bekle bir hani... Şehir görünüyor yavaş yavaş. Hani şehir şeyini hissediyoruz, o duygusunu. Maşallah tır akını var bugün. Ay maşallah, ne çok tır var bugün ya. Şöyle. Hadi oğlum. Bas bas bas. Bayağıdır da tırın içindeyim arkadaşlar. Şöyle Las Vegas'a gelmişken alışverişler falan yaparız. Biraz kafa dağıtırım. Lamba yine uzun sürebilir. Oo, bakın arkadaşlar, orayı şimdi gördüm. Ne güzel parkta eğlence. Hay hay yapıyorlar. Geri geliyor, o da geri geliyor. Ne yapıyorlar onlar? Hadi yan oğlum. İşte bu. Hani çok kuraklık yollardan geldiğimiz için şehir görünce güzel oluyor tabii ki de. Arabaya Malvora diyor. Herhalde sigara firmasında çalışıyor olabilir. Thank you.
Şöyle yol aldık yolumuzu. Bakın mesela çok büyük park, tır park yeri var. Hemen sol tarafımız. Büyük bir tır park alanı diyemedim de. Yolcu uçağı orada. İnsanlar. O gelene kadar ben geçerim herhalde. Evet. Oo! Kime vurdum ya? Ne oldu ya? Hızlı mı viraja girdik? Ne yaptık? Neyse. Evet arkadaşlar. Volmak şirketine doğru geldik. Buradayız. Yükümüzü bırakalım. Direkt önümüzde. Şöyle. Yükümüzü bıraktık. Ve bugünden itibaren Amazon'a da geçebilirim. FedEx'e de kalabilirim. İleriki günlerde durum neyi gösteriyor göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.